Merhaba, hoş geldiniz. Bugün bizden biriyle beraberiz. Garbis Özatay, merhaba. Merhaba. Biraz da kendinizi sizden dinleyebilir miyiz? Ben 1946'da İstanbul'da doğdum. İlk orta lise tahsilini bitirdikten sonra işte okumayacağımı aileme bildirince beni işte kuyumcu yanına koydular. Kuyumculuk yaparken işte ustamın da bir ustam amatör olarak fotoğraf çekiyordu falan. Ondan esinlenerek ben de bir makine edindim. Ufak bir makine. Daha önceden annemin makinesi vardı. Evden kaçırıyordum. Paltomun arasına koyup kaçırıyordum. Fakat işte 1, 2, 3, 5 kaçırdım. Sonunda ben kendi makinemi almak istedim falan. İşte taksitle ufak 4 köşe 6-9 bir makine aldım. Öylelikle başladık. Amatör olarak çekiyorum. Derken böyle bir gün şey yapayım dedim. Böyle yakından bir şeyler çekeyim falan. İşte nasıl yapayım, nasıl edeyim? Sordum, soruşturdum. İşte kitap buldum, okudum falan. Gözlük camıyla kendime şey yaptım. Makro objektif yaptım. Çektim. Bu arada Ara Güler'le tanışmıştık. Ara Güler'e dedim ki abi dedim bak dedim bir şeyler çektim dedim getireyim falan. O da dedi ki evladım dedi bu dedi çiçek böcek fotoğraflarını niye çekiyorsun dedi. Başka şeyler çek falan. Öylelikle işte ben başladım işte doğa fotoğrafları falan çekmeye. Yeniköy'de oturuyorduk o zaman Boğaz'da. Yeniköy'de bir deniz kazası oldu. Yani bir vapurla gezi teknesi çarpıştı. 17 kişi boğulmuştu. İşte birkaç kişi de kayboldu falan. Ben hani battığı yeri biliyorum yani gösterdiler. O yıllarda ben işte böyle dalıyordum falan. Bir abimiz vardı. O da işte sualtı kurtarma komutanlığında yani dalgıç öğretmendi. Onun sualtı makinesini aldım. Dedim abi dedi sakın dedi yalnız dalmıyorsun. Yok dedim yalnız dalmayacağım. Ben gittim işte orada bir arkadaşım vardı. Çocuk yüzme bilmiyor. Ona dedim ki bak dedim şu ipin dedim kırmızı ip düğüm attım. Bu düğüm dedim suyun üstüne geldiği zaman dedim yukarı geldiğimde saatine bak dedim. 3 kere çek bırak ben orada dedim öyle bir 10 dakika dinleneceğim filan. Sizin amacınız batı ve ölen insanların fotoğrafını deniz evet. altında görüntülemekti evet. Değil mi? İndim, işte gezdim, işte aradım, sonunda buldum böyle bir şeyin, şöyle bir tepenin tam üstünde motor ters dönmüş duruyordu. Ve hayatımda ilk defa bir ceset fotoğrafını da yani öyle gördüm, yani cesedi öyle gördüm. Sonradan öğrendi ki bir öğretmenmiş bu. Onun da fotoğraflarını çektim, yukarı çıktım. Tabii ben yukarı geldikçe İp de benimle beraber yukarı geliyor. Derken ben kendimi kaybettim. Bilinciniz bilincim gitti. Gitti böyle. İleri gitmişim, dönüyormuşum falan. Bir arkadaşım tesadüfen geçiyor motorla. Bakıyor ki orada böyle bir şey var, bir siyah bir şey var. Böyle devamlı su püskürtüyor falan. Ondan sonra çekiyorlar beni. Beni görünce de yani gözlüğümü çıkardıkları zaman içinden kan boşalıyor işte burundan falan kan gelmiş. Beni şeye götürüyorlar Çubuklu'ya zaten Yeniköy Çubuklu karşı karşıya Çubuklu'ya götürüyorlar. Sualtı Kurtarma Komutanlığı'na orada şey basınç odası vardı. Basınç odasında işte. Ne kadar kaldınız? 7-8 saat falan kalmışım. Ben kendime gelince de korkmaya başladım böyle düşünebiliyor musun? Şöyle yuvarlak yan yatmış bir büyük bir varil gibi bir şeyin içindesin. Yanında böyle ufak bir şey var, yatak gibi bir şey var. Onun karşısında bir tane şöyle bir sehpa gibi bir şey var. Üstünde renkli kağıtların üstünde ilaçlar var falan. Neyse işte. Sonra baktım böyle bir yuvarlak lomboz delikleri var onun içinde.
Oradan böyle iki göz bakıyor bana, bağırmaya başladım falan. Panik oldunuz. Tabii, hiçbir şey hatırlamıyorum yani. Ben şeyi... En son denizdeydiniz. Denizde indim, gezdim. Onları biliyorum, hatırlıyorum. Teknenin altını gördüm ve ondan sonrasını bilmiyorum. Neyse işte ben hastaneden çıktım. Yani hastaneden derken işte basınç odasından çıktım. Çıktıktan sonra eve gittim. Bir motora bindim, motorla karşıya geçtim. Ailenizin bu sırada olanlardan haberi var mıydı? Yok. Onlar sizi nerede zannediyordu? Tabii arıyorlar. Bütün gece arıyorlar beni falan. Kimse bilmiyor böyle bir şey olduğunu falan. Ondan sonra ben çünkü evdekilere de bir şey söylemedim yani. Ondan sonra tabii babam bayağı çok kızmıştı. Tuttu elbiselerimi kesti. Dalgıçlık elbiselerimi kesti falan. Ondan sonra ben şimdi elimde Allah'tan filmi şey yaptım. Filmi sakladım. Çorabımın arasına koydum. Su altında çektiğiniz görüntüleri kaybolmasın diye çorabınızın altına mı sakladınız? Çıktıktan sonra işte makineyi arkadaşıma iade edeceğim yukarı gelirken. Filmi de çıkardığım içinden bu şeyin balık adam elbisesinin paçasına soktum. Ondan sonra işte geldik eve, büyük bir savaş, şeyler kesildi, elbiseler falan kesildi. Ondan sonra ben şimdi babamın işe gitmesini bekliyorum ki filmi yıkayacağım. Filmi yıkadım, ondan sonra baktım gayet güzel, pırıl pırıl fotoğraflar. Ondan sonra zaten 8 kare fotoğraf çekmiştim. Kontak kopya bastım, yani aynı boyda. Arabilere telefon açtım, dedim abi dedim böyle böyle bir fotoğraflar çektim dedim, getirirsen bakar mısın dedim falan. Gel dedi, evdeyim dedi. Ben atladım bir minibüse, gittim şeye, işte Galatasaray'a, evine gittik. Orada fotoğraflara baktı dedi, ulan dedi bu dedi daha bulunmadı ki bu gemi. Abi dedim ben dedim yani dün bu gördüm dedim bunu. Daha arıyorlar ama gemiyi arıyorlar. Yani tekneyi İlk arıyorlar. İlk bulan sizsiniz o zaman. İlk bulan benim. Yani biliyorum yani nerede battığını biliyorum. Akıntıyı da biliyorum. Yani şuraya gitti tekne. Oralarda işte bulduk, çektik. Ondan sonra dedi ki sen dedi şimdi telefon açtı dedi. Ahmet dedi bak dedi bir çocuk gönderiyorum sana dedi. Elinde fotoğraflar var onlara iyi bak dedi. Bana da dedi ki git dedi Cağaloğlu'na, Hürriyet Gazetesi o zaman Cağaloğlu'ndaydı. Onun dedi dördüncü katına çıkacaksın dedi. Ahmet Uran Baran, oranın dedi genel müdürüdür. Seni bekliyor dedi. Ben bir gittim, kapıda filan bekliyorlar beni. Hemen kapacaklar. Ondan sonra çıktım yukarı. İşte bakayım filan dedi adam. Baktı bu filan bir ara böyle bir şey oldu. Yüzleri filan değişti. Şaşırdılar. Şaşırdılar. İşte nasıl şey yaptın falan. Ben orada bir şey demedim ama yani böyle basınç odasında kaldın. Vurgun yedim bilmem ne oldum falan bir şey söylemedim. Söylemediniz. Ondan sonra bana dedi ki bir arkadaş verdi yanıma. Dedi yukarı gidin dedi. Garbis'in dedi parası var dedi. Bir şeyde muhasebeden dedi alsın dedi. Falan. Bir gittim yukarı baktım 750 lira para. Sene 1966, 750 lira çok büyük para. O yıllarda ben kuyumculuk yapıyordum. Yani çalışıyorum. Haftada kazanabildiğim para en fazla 300 lira para. 750 lira da benim ulan dedim gazetecilikte iyi para var dedim. Kararımı verdim ve gazetecilik yapacağım. Peki o zaman kaç yaşındaydınız? O zaman kaç yaşındaydım? 19 yaşında filandım işte. Yani zaten ertesi sene de şey... Yani 5-6 ay sonra da askere gittim. O fotoğraflar şey olduktan sonra işte kullanıldıktan sonra dedim ki o Ahmet Bey'e dedim ben dedim gazetecilik yapmak istiyorum dedim beni işe alır mısınız dedim. Gel kardeşim başla dedi. Ben kendim başladım yani gazetecilik. Benim ilgimi çeken şey, kuyumcu ustanızdan ilk olarak fotoğraf makinesini görüp ilgi duymaya başladığınızı söylediniz.
Ve sonra yani fotoğrafa ne kadar tutkuyla bağlı olursanız olun kimse kendi hayatını riske atmaz. Yani sizin için fotoğraf ne anlama geliyordu ki o riski ha, göze ben, alıp yalnız denize atladınız? Denize atladım meselesi değil. Şimdi ben kendimi hep Ara Güler'le affedersin yarışına girdim. Ben daha iyi olacağım falan diye yani en azından yani onun kadar olayım falan diye şey yaptım. Ama şansım yaver gitti benim. Ben yoksa şey değilim ne diyecektim böyle yani çok iddiacı falan birisi değilim. Ha yalnız mesleğimde çok inatçıyımdır. Yani ve en büyük zevk aldığım şeylerde meslekte yasakları delmek. Yasak delmek kadar böyle bana zevk veren hiçbir şey olmamıştır bugüne kadar. Örneğin işte yine işte askerden döndükten sonra bir süre şeyde çalıştım. Reklam fotoğrafçısı idi. Sami Güner vardı. Fuat Güner'in babası. Onun yanında çalışıyorum. Ve işte ama şey dedi ki beni mesleğe alan Ahmet Turan Baran dedi bak kardeşim dedi seni dedi ben dedi bir yere koyacağım. Orada dedi renkliyi öğren. Çünkü dedi artık basın dedi renkliye döndü dedi. Renkli fotoğrafı öğren. Ondan sonra dedi seni dedi ben dedim elimle bir yere koyacağım dedi filan. Ben işte ikide bir abi diyorum ben diyorum sevmiyorum öyle fotoğraf çekmeyi filan. İşte derken beni Türk Haberler Ajansı diye bir ajans vardı. Oraya koydu. Ve yine işte bak şansım yaver gitti benim. Mesela ilk orada bir sürü adam var. Herkes oradaydı. Pazar günü ilk Kanlı Pazar 1969. Ben orada bir binanın üstüne çıktım. Boşaltılmış şimdiki o Taksim'deki ne The Marmara'nın yerinde bir şey binalar var böyle. Boşaltılmış artık yıkılacak. O binalardan birinin üstüne çıktım. Fotoğraf çekmek için. Fotoğraf çekmek için. Ama neden ya nasıl fotoğraf çekiyorum? Çünkü Dolmabahçe'ye indim. O çamlıkların arasından indim aşağıya. Baktım böyle şeylerin ağaçların diplerinde böyle böyle gazete kağıdına sarılmış hava gazı boruları var. Yani demir borular var. Gazete kağıdına sarılmış. Dedim bir şeyler olacak galiba. Ben işte onun için binanın üstüne çıktım. Hepsini genel açıdan almak için binanın. Başkası gelmesin diye benim yanıma başkaları da gelmesin ya da işte onlar beni görüp de yukarı çıkmasınlar diye. Yukarı çıktığım bir tahta merdiven vardı pencereye dayadım. O merdiveni yukarı çektim ki kimse yukarı gelmesin. Kapı çünkü zincirle bağlıydı. Ben orada fotoğraf çekiyorum. Tam olaylar da benim bulunduğum binanın önünde başladı. Orada. Öylelikle ben işte başladım. Yani Türk Haberler Ajansı'nda. Yani iyi foto muhabiri olarak başladık. Ondan sonra işte orada beni polise gönderdiler. İlk zamanlar işte o zamanlar öyleydi. Yani gazeteciliğe başlayan bir kişi önce polise giderdi falan. Neden? Polis muhabirliğine. İşte orada ne en kolay fotoğraf adam bir suçlu yakalanmış kelepçeyi vurmuşlar elinde karşısına geçiyorsun fotoğraf çekiyorsun. Orada da mesela bir gün bir artık şey olduk böyle insan polisler tanıdılar beni. Bir cinayet işlenmişti. Şöyle bir bıçakla şey yapmışlar. Orada da kimse yoktu. Adam da orada oturuyordu. Dedim ya şunu eline alır mısın dedim. Şöyle bir tutsana dedim bıçağı. Ben fotoğrafı çekmemle polis atladı arkamdan herifin elinden bıçağı çekti. Dedi ne yapıyorsun sen ya dedi. Sonra dediler ki bıçak verilir mi adamın eline? Kafana bir tane vursa tamam gittin falan. Neyse. Orada ben şey oldu. İşte biraz hırpaladı ya çık dışarı falan dediler bana. Ondan sonra ben yine başladım. Sabahları erken gidiyordum.
polise. Neden erken gidiyordum? Çünkü herkes saat işte 9.30'da falan geliyor. Ben saat 8'e çeyrek kala falan kısımlara geziyordum. Geceden kalan bir şeyler varsa onları alıyorum. Hemen notlarını da alıyorum, yukarı çıkıyorum. Filmi yıkatıyorum. Onlar geldiğinde ben zaten gazetelere servis yapmış oluyorum. Oradan kazanıyordum. Ondan sonra yine bir sabah erken gittiğimde baktım böyle birinci kısım, yani ikinci şube birinci kısım. O zaman birinci kısım yani cinayete bakıyor, cinayet masasıydı. Cinayet masasında böyle göz gözü görmüyor. Herkesin ağzında puro. Normal zamanda oradaki poliste hepsi çay içerler. Ancak çay veya da simit yerler filan. Herkesin önünde sandviç, işte puro, sigaralar filan göz gözü görmüyor. Bir de bir adam oturuyor böyle şişman. Fotoşopkaya böyle yukarı almış filan. Bu vaziyette böyle oturuyor adam. Dedim bu yeni şef mi dedimse yok dedi. Beyefendi dedi, müteahhit dedi. İşte küfür etti dedi. Bu adam da dedi kafasına vurdu böyle bir tane. Bu da dedi beyefendinin dedi silahını çalmış falan dedi. Ondan sonra öbürü hemen iyi polis yanına geldi. Bak dedi sen dedi şu tabancayı çıkar da dedi. Sonra dedi bu adam seni falakaya yatırır falan. Ondan sonra adam tabii yok diyor bilmiyorum ben falan. Ondan sonra yatırdılar adamı, ayakkabılarını falan çıkardılar, başladılar vurmaya falan. Ben şimdi nerede duracaksam o mesafeyi şöyle gözle şey yaptım. Dışarı çıktım. Makinemi ayarladım. Bu vaziyette içeri girdim. Bakmadan böyle 3 kare fotoğraf çektim. Makine vardı o zaman bende. Hiç ses yapmadan çalışan bir makine. Tabii adam falakadan bağırıyor, yak yak bağırıyor. Ben arada fotoğraf çektim. Ondan sonra işte geldim basın odasında filmi çıkardım. Orada bir saksımız vardı. Saksının içine sakladım. Dedim ki böyle böyle bu adamı dedim yakaladınız ama dedim hani silahın dedim beyefendi dedim ruhsat var mı dedim ruhsatı var mı dediler olur mu dediler adam şey hasım sahibi adam filan dedim ben senin yerinde olsam dedim bu önce dedim bu adamı tutuklarım ondan sonra dedim öbür çocuğu dedim içeri alırım dedim. Öyle gittim ben, yukarı çıktım, filmi yıkadım. Çıktı gayet güzel. Yazı işleri müdürüne götürdüm. Gülerek baktı böyle, dedi ki arşive manşet dedim. Bıraktı masanın üstüne. Abi dedim olur mu filan. Genel müdürü vardı, yanındaki masada oturuyordu. O şey oldu. Hemen dedi, bu 18-24, bu 13-18 dedi, servis dedi gazetede. Servis. Şey oldu, bana patron dedi ki sakın dedi sirkeciden emniyet müdürlüğüne sen gitme artık dedi. Hakikaten gitmedi, beni göndermediler. Başka işlere gidiyordum. İşte bu arada ben o fotoğrafın şeyine, fotoğraf yarışmasına katıldım. Cemiyetin düzenlediği. O fotoğrafla birinci oldum. Artı o fotoğraf bunun şeyi yani... Şununla birinci oldum. Birincilik bu. Bu da Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün özel ödülü. Onu da aldım. Bu, evet, üzerinde 1970 gazetecilik 70, armağanı evet. Sayın Garbis Özatay'a yazıyor zaten. Bu oldu. Ondan sonra işte ben hani dedim ya yasakları delmeye şey. Bir gün böyle ajansta oturuyorduk. Laf oldu. Dedim ben dedim, çekerim abi. Neler sen git, sen her şeyi çekiyorsun falan. Sen herkesi çekiyorsun. Dedi ben dedi sana bir fotoğraf söyleyeyim, çekebiliyor musun? Çekerim abi dedim. Hadi git lan dedi. Ürdün Kralı dedi. Burada hastanede yatıyor dedi. Kral Tallal. Tallal. Eski Ürdün Kralı. Ben de hastanede tam onu soracaktım size. Yatıyor dedi. Onu dedi çekebilir misin dedim. Ben çekerim dedim. Bir daha şey yaptı, küfür ederek gönderdi beni.
Ben şimdi çekeceğim de adamı tanımıyorum, etmiyorum. Hastanede hangi odada yatıyor, ne yapıyor bilmiyorum. O zaman haftalık izinim çarşamba günleriydi. Her çarşamba sabah evden çıkıyorum. Geliyorum hastanenin önünde. Bakıp böyle dolaşıyorum orada. Yarım gün falan dolaşıyorum. Ya bu adam kim, nedir falan. Neyse bir o kış geçti. Yazın yıllık izine ayrıldım ama yani çekeceğim ben bu adamı, göreceğim. Artık kafaya koydunuz. Koydum. Hastaneye gittim, dedim ki böyle böyle işte bu arada şeyi araştırdım hani. Hastanenin müdürü kim, sahibi kim, nedir falan. İşte Asım Bey dediler, hastane sahibi. Aynı zamanda hem başhekim hem sahibi. Odasına gittik. Dedim ki böyle böyle Asım Bey dedim, ben dedim üniversitede okuyorum. Çalışmaya ihtiyacım var dedim. Sizin dedim hastanenin bahçesinde çalışmak istiyorum. Oğlum dedi yani madem üniversitede okuyorsun gel dedi içeride dedi iş vereyim sana. Yok ben içeride istemiyorum dedim, dışarıda. Bahçıvanlık yapayım ben dedim. İşte bahçıvanı çağırdı. Sadık amca diye bir adamdı. Gerçekte o sırada üniversitede okumuyordu. Yok canım okumuyor. Çünkü gazetecilik yapıyor. Yani. Ondan sonra neden okumayacağım? Çünkü ben kafamda şey vardı, pilot olmayı istiyordum. Sonra da dediler ki sen Ermenisin, pilot olamazsın. Ben de okumayacağım o zaman dedim. Etnik ayrımcılık sizi küstürdü mü? Tabii biraz küstürmediyse de içinde bir burukluk var her zaman. Ondan sonra ben işte o hastanede bir gün böyle su taşıyoruz. Bu bütün buraların böyle şey su topladı böyle. Şişti. Bahçıvan olarak işe alındınız. Su taşıyorum. Dedim ki ya Sadık amca dedim bu hastanede hasta yok dedim. Biz dedim bu kadar kime nasıl adam böyle yani bir yaprak bile düşmüş olsa o yaprağı oradan alacaksın. Kimse yok kime bu hizmeti falan. O dedi oğlum dedi burada dedi bir kral var ki dedi bizim dedi bütün maaşlarımız dedi o kraldan geliyor. Ondan sonra sizin fotoğrafınızı çekmek istediğiniz Ürdün Kralı. Ürdün Kralı. Ondan sonra işte ya nasıl diyeyim ya her yer cumhuriyet değil mi dedim işte cumhurbaşkanı var falan. Kral nasıl kral böyle şey. Burada dedi şu odada yatar dedi. Ha öğrendik. Siz istediğiniz bilgiye evet, ulaşmış oldunuz. Hatta adam dedi yani delidir melidir ama dedi Müslüman adamdır dedi. Ezan okunduğu zaman çıkar dedi böyle dedi selam verir. Onun için dedi aşağıdaki dedi o zaman şeyler Kuruçeşme'de kömür depoları vardı. Orada bir şey mescit vardı. O mescit filan da kapalıydı. Kapatmışlardı ezan okunmasın diye oradan. Adam çünkü dışarı çıkıyor her ezan okunduğunda selam veriyor. Yakın camilerin şeyleri o zaman zaten hoparlör olayı da yaygın değildi. Ondan sonra gittik işte. Ben oradan öğrendim adamın şey olduğunu. Ve artık adamın yerini, kaldığı odasını ve ne zaman nasıl dışarı çıkar falan. Ezanı okutacağız. Ben bir teyp buldum. Bir arkadaşım vardı radyocu. Ona dedim ya dedim bana bir teyp lazım. Ben bir kere çalışsın falan. Ondan sonra teybe ezan sesini kaydettiniz. Teybe ezan sesini kaydettim ama şöyle şimdi böyle tutacak halin yok. Ağacın üstüne çıktım. Kaç dakika tutuyor ağaca çıkıp inmek, öbür ağaca çıkmak saat tuttum böyle. Hesapladınız. Hesapladım. İşte bir 4 dakika boş geçiyor. Yani bastıktan sonra 4 dakika boş geçiyor. Ondan sonra ezan okumaya başlıyor. Ben de o zamana kadar makineyi hazırladım böyle bekliyorum. Adam çıktı böyle. Demirlere tutundu, böyle selam verdi, böyle yaptı filan. Ezan sesini duyunca. Ha. Ben orada fotoğrafları çektim. Ondan sonra kaçamadım ama. Yakalandınız ağacın, mı? Yok, ağacın üstünde dondum kaldım. Ya inersem yakalanacağım. Yakalanacağım diye. Ondan sonra işte havanın kararmasını bekledim. Sonra gömleğimi çıkardım, makineyi sardım. Biraz daldan indim aşağıya. Yerde şeyler vardı. Kömür tozları vardı. Sarıldım makineye sırt üstü.
Attınız kendinizi. Attım kendimi şeye, kömürlerin içine. İşte çıktım, ondan sonra kapıdakiler zaten tanıyorlardı beni. Makineyi yine fileye koydum. Fileyle soktum makineyi şeye. O zaman kese kağıdı vardı, poşet yoktu. Kese kağıdına sardım, koydum makineyi. Çıktım. Şimdi gideceğim, korkuyorum. İkide bir arkaya bakıyorum. Bir taksi geçiyordu. Dedim ya, Cağaloğlu'na gideceğim dedim. Dedi o, oğlum dedi, bu vaziyette alamam seni arabaya. Amca dedim, bagajda otururum ben dedim. Eski arabalar büyüktü. Neyse adam dedi ki, bagajda bir örtü var dedi, onu çıkarayım dedi. Şurada dedi, iliş dedi. Ben arabanın içinde yerde böyle oturdum. Biz gidiyoruz, geldik Cağaloğlu'na. Adama işte 5 lira para verdim. Filmi yıkadım. Ajansta kimse yoktu. Açtım kapıyı, girdim içeri. Filmi yıkadım. Gayet güzel, pırıl pırıl. Kuruttum, kontak kopya bastım. Dolabıma kilitledim ve şeye doğru Cağaloğlu hamamına gittim. Sabaha kadar orada güzel güzel sıcak sıcak uyudunuz. Uyudum, yıkandım, temizlendim falan. Sabahleyin şeye bizim muhasebe müdürünü aradım. Dedim Selçuk abi böyle böyle ben dedim yani dün akşam dedim bir yere gittim dedim yani üstüm başım battı dedim hani elbiseleri falan dedim yani çok kötü oldu. Ben dedim Cağaloğlu hamamındayım. Bana dedim Ali'ye para ver dedim bir arkadaşım vardı rahmetli oldu. Ali'ye dedim para ver bana bir pantolonla bir gömlek alsın dedim Cağaloğlu hamamına gelsin. Dedi ki ulan dedi dalga mı geçiyorsun benimle dedi. Sen dedi yıllık izindesin diye telefonu kapattı yüzüme. Ben yine açtım. Dedim abi dedim böyle böyle. O benim arkadaşa demiş ki git bak eğer elbisesi hakikaten kötü durumdaysa al yoksa senin maaşından keserim bu parayı. İşte bana getirdiler pantolon verdiler filan. Ondan sonra gittim patrona dedim ki böyle böyle ben dedim fotoğrafı çektim dedim çekemezsin filan demiştin. Ben dedim çektim dedim. Budur dedim. Baktı bu o değil. O zaman dedim ben dedim yıllık izindeyim abi dedim. Yani bir de o zamanlar bizim patronlar böyle işte beyefendi efendim bilmem ne filan öyle bir şey yoktu. Abi diye konuşurduk hitap ederdik. Dedim ki böyle böyle ben dedim yıllık izindeyim. 2 saatlik bir işim var. Sonra dedim geleceğim. Eğer budur derseniz veririm. Yoksa dedim bunu dedim başka gazeteye yani abonesi abone olmayan bir gazeteye vereceğim dedim. Tamam dediler budur. Ama dediler bir şartımız var. Yurt içindeki şey özel servis olacak. Ondan sonra yurt dışına da ne gelirse yarısı senin yarısı ajansın. Tamam dedim ben dedim para için değil dedim yani siz bana çekemesin dediniz onun için çektim ben onu dedim. Meslekte inatçıyım dediğiniz buydu. Buydu budur. Bir de Ankara'ya göndermişlerdi beni. Ankara'ya göndermişlerdi. Bu konuyla ilgili yok bizim Ankara'daki arkadaşımız işte meclise bakan arkadaşımız vardı foto muhabiri. O yıllık izine çıkmış. O günlerde de işte bir şey vardı, mecliste bir önemli bir toplantı işte. 71'de sokağa çıkma yasağı falan vardı. Ondan önce bir şey sorabilir miyim? Buyur. Ürdün Kralı ile ilgili bir yasak almıştınız, o neydi? İşte şimdi Ürdün Kraliyet şey hüküm sürdüğü sürece ben Ürdün'e girmem yasaktır benim. Bu yasak hala geçerli mi? Geçerli tabii. Ürdün'e giremiyorsanız yok, isteseniz de. Ayrıca da merak etmiyorum yani. Ürdün'ü merak edeceğime başka yerleri daha çok ilgimi çeker. O zaman Kral Talha size sinirlendi herhalde fotoğrafını çektiniz. Yani Talha'nın sinirlenecek durumu yok. Bir de şey oldu şimdi. Aradan bütün dünyada yayınlandı bu fotoğraflar. Ana kraliçe geldi. Zeyn annesi. Yani Kral Hüseyin'in annesi geldi. Ben yani sanki ben değilmişim gibi yanına gittim. Sayın Majesteler dedim eşinizin fotoğrafları çekildi bir gazeteci tarafından. Gördünüz mü bunları dedim.
kafasını salladı ve geçti gitti. Oldukça etkileyici. Bu bütün anlattığınız hikayelerde normal bir fotoğrafçıdan çok farklısınız ve her zaman tehlikeyi göze alarak uğraşıyorsunuz ve bunu para için ya da belli bir mevkiye gelmek için yapmıyorsunuz. Yok, ben tehlike olarak görmüyorum. Ben çok kötü bir şeyim var benim. Fotoğraf için bir anda ben hiçbir şey görmem yani. Kendinizi kaptırıyorsunuz. Kendimi kaptırıyorum. Yani kendimi o şeyi, o sahnede buluyorum böyle. Hiç korkmadınız mı? Yok, korkmadım. Suyun altında kaldığınızda, binanın tepesine çıktığınızda. Yok, korkmadım yani. Korkacak yani zaman olmuyor ki zaten. Ya da ilk defa bir cansız beden gördüğünüzde, bir kralla karşı karşıya kaldığınızda. Tabii biraz irkiliyorsun orada. Mesela Ankara'ya gönderdiler beni. İşte orada da dediler ki içeri girdik. Ben işte o tarafa doğru gidiyorum, salona doğru. İlk defa da meclise gireceğim. Dediler ki bir dakika kardeşim, yasak dedi, çık dışarı filan. O yıllarda şöyle bir şey vardı. Yeni başlayan yani çömez gazeteciye fotoğraf çektirmezlerdi. Gelirler işte omuz atarlar, bilmem ne yaparlar filan yani flu fotoğraf çekersin filan çektirmezlerdi. Ben yine öyle bir şey zannettim. Yasak deyince dedim abi, dedim gazeteciyim ben dedim. Bir abi geldi, vurdu omuzuma, dedi ki böyle bak dedi, biz de gazeteciyiz ama dedi makinelerimiz vestiyerde. Eyvah, vestiyerde. Yani hem çektirmezler, bir de makineni şey, mesela flash senkronuna toplu yine sokarlardı. Hayatta patlamaz. Veya objektifine sarımsak sürerlerdi. Objektif gider falan. Dedi ben dedim makineyi şeye götüreceğim, büroya götüreceğim dedi. Büroya giderken yoldan işte iki paket kibrit aldım. Kibrit kutusuyla fotoğraf makinesi yaptım. Nasıl yaptınız? Çok basittir. İşte istersen onun şemasını şey yap. Şimdi, kibrit kutusu şu ya. Evet. İçinde çekmecesi var. Hı hı. Çıkartıyorsun çekmeceye. İçine ortokromatik film. O zamanlar sinemacıların kullandığı ortokromatik film. İçine koyuyorsun, kapatıyorsun. Yani kesip kapatıyorsun. Ondan sonra kenarlarından ışık almasın diye kırmızı seloteyple bantlıyorsun. Şeyi içine sokmadan buradan böyle bir çapraz çizgi çiziyorsun. Merkezini buluyorsun. Eğer fotoğrafı içeride çekeceksen önce bir toplu iğne sokuyorsun tam ortasından. Ondan sonra bir ataç sokuyorsun. Dediği biraz büyütüyorsun. Ondan sonra ona üstünden yine kırmızı bir selotep koyuyorsun. Cebine koy, çık dışarı. Ondan sonra geldiğinde ne yapıyorsun? Koyuyorsun böyle, açıyorsun kırmızı şeyi. Kapatıyorsun. Tamam işte çekti fotoğrafı. Şimdi bir de bir avantajı var o kibrit kutusuyla. Çektiğin zaman şu dar olduğu için çok geniş açı yer alıyor. Bütün salonu gösteriyor. Çok zekice. Böyle. Ondan sonra ben o fotoğrafı çektim. Çektim, bir tane daha, yani iki kutu vardı yanımda, iki kutuyu daha çektim. Ondan sonra kapattım, ajansa gittim, filmi yıkadım, gayet güzel çıktı. Bir tane, fazla büyütemiyorsun yalnız o fotoğrafları. 9-12 yani şu kadar filan bir şey basıyorsun. Bastım, agrensörde biraz büyüttüm, ondan sonra İstanbul'a o fotoğrafları gönderdiniz. Telefoto olarak geçtim. Yani fotoğrafta şuydu. Herkes böyle duruyor. Şey, eller havada. Yani kabul ediyorlar. Tamam mı? Ondan sonra aradan bir yarım saat geçti. Ben gazete okuyordum. Yani kimseye bir şey demedim. Böyle böyle oldu. Yani izahat vermedim. Telefon çaldı. Bizim işte Ankara müdürümüz vardı. Mustafa Ekmekçi. O açtı telefonu, dedi adamın biri bağırıyor böyle, ben salonun öbür ucundayım, duyuyorum ben. Bağırıyor bir şeyler söylüyor falan, dedi ki abi burada vereyim dedi.
Dedi Garbis dedi, Kadir Bey sen istiyorsun. Ulan dedi, işte bilmem ne dedi. Kötü şeyler söyledi. Küfür etti. Ben dedi bu yaşa geldim dedi, suçlu olarak karakola düşmedim dedi. Sen beni hapse mi attıracaksın dedi. İstemiyorum dedi, kalma Ankara'da. Akşam treniyle dön dedi İstanbul'a. Peki dedim, döndüm ama dönerken ben dedim bir tane daha yapayım. Kutu film var ya, kutuya filmleri koydum, yine bantladım. Yani işte akşam bindik trene, İstanbul'a geldim. Ama o zamanlar yani hakiki yani samimiyet vardı böyle. Direkt yani yerime geçmeden patrona gittim. Patron odasına kapıyı vurdum. Abi dedim günaydın ben geldim dedim. Gel dedi otur bakayım buraya dedi. Dedi nasıl çektin işte. Sen dedi sana yasak demediler mi dedim. Yasak dediler. Ben dedim hani onlar yasak dedi ama ben dedim hani korktum dedi. Acaba beni mi atlatacaklar falan. Onun için dedim çektim falan. İşte çıkardım beni böyle açtım kapattım. İşte böyle çektim deyince dışarı dedi. Çıkardı beni dışarı. Ondan sonra ben fotoğrafı, filmi yıkadım. Bastım bir tane küçük. Bastım getirdim önüne. Dedi ulan dedi ben dedi senden korkmaya başladım dedi. Sen dedi git dedi oğlum dedi Erzurum'da çalış dedi. Bir hafta dedi Erzurum'da çalış. O fotoğraf belki yani fakülteye falan gitseydim 3 tane 4 tane fakülte bitirmiş kadar iyi şey sahibi deneyim sahibi oldum o fotoğraf yüzünden. Nedenine gelince. Mesela işte Erzurum'a gittim ben. Erzurum'da bir hafta olmadan çalışıyorum. Diyarbakır büro şefi duymuş benim orada olduğumu. Telefon açtı dedi ya Garbis dedi Diyarbakır'a gelir misin dedi şey var dedi burada dedi çok önemli bir tatbikat var dedi işte Cumhuriyet tarihinde dedi ilk defa dedi tatbikatta napalm bombası atacaklar filan. Dedim gelirim abi dedim. Telefon açtım dedim patrona böyle böyle Özcan dedim aradı. Şeye gideyim mi? Diyarbakır'a. Diyarbakır'a gidebilir miyim? Param var mı oğlum dedi. Var dedim, biraz var dedim. Eğer dedi yoksa dedi şeyden dedi Mustafa'dan dedi para iste. Ankara'ya git dedi. Diyarbakır'da işte tatbikat var ama ben tatbikatın yani şeyini bilmiyorum. Yani neden filan falan. Hatta Ramazan ayı içindeydi. İçiyordum. Adam birine dedim ki bilmiyorum oranın öyle yobaz olduğunu. Dedim amca dedim şu ateşini bir versene dedim. Biz de öyle şeyler kullanmayız dedi. Gönderdi beni. Ve orada Cumhuriyet tarihinde ilk defa napalm bombası attı uçaklar. Bulca bir tatbikatı idi hiç unutmam. O tatbikatı bitirdikten sonra ben bir iki gün daha kaldım Diyarbakır'da. Ondan sonra oradan şeye geçtim. Van'a gittim. Van muhabiri dedi. Oradaki büro şefi. Dedi ki ya Garbis dedi gel dedi burada dedi güzel dedi haberler var filan. Kalktım Van'a gittim. Van'dan Hakkari'ye gittim. Hakkari'de işte şey kış artık bastırıyordu. Dediler ki ya dediler burada dediler eğer denk düşürebilirsen şey hamile bir kadını işte hastaneye gece götürürken filan güzel olur filan. İşte gittim ben Hakkari'de otel arıyorsun. Otel yok. Dediler ki Sabahçı Kahvesi var. Sabahçı Kahvesi'nde işte gittim işte orada oturuyorum. Derken işte jandarmalar falan geldi. Jandarma komutanıyla ahbaplık kurdum. Dedim böyle böyle falan. Dedim gazeteciyim ben dedim. Yani böyle dedim gece dedim hamile mamile falan hastaneye. Dedi vallahi dedi dün akşam dedi iki tane vardı dedi ama dedi bu akşam olur mu olmaz mı bilmiyorum dedi falan. Neyse bir saat 3'e doğru şey geldi jandarma şey 3 yıldızı 3 pırpırlı asubay geldi. Dedi ki kardeşi kalk dedi bir tane bir hamile kadın var dedi onu dedi ilçeye götüreceğiz dedi.
İstiyorsan gel sen de filan. Gittim işte orada fotoğraf çektim. İşte katırın arkasına böyle iki tane kalas bağlıyorlar. Kadını yatağında böyle üstüne koyuyorlar. İşte böyle fotoğraflar çektim. Ondan sonra Karadeniz tarafına indim. Bütün Türkiye'yi dolaşmaya başlamışsınız. Ha, şey dedi ki, bizim yazı işleri müdürü, dedim abi dedim ben dedim yarın dedim şeye gideceğim dedim. Karadeniz tarafına gideceğim de hiçbir şey bilmiyorum dedim, hiçbir yerde bilmiyorum falan. Oğlum dedi, Karadeniz'e gideceksen dedi, şeyden geçer dedi otobüs. Hamsiköy'den geçer dedi, orada dedi in dedi, muhakkak dedi sütlaç ye. Dedim şoföre dedim ki, Hamsiköy'de ineceğim ben dedim. İyi dedi. İşte saat bir filandı. Hamsiköy'e geldiğimizde indik Hamsiköy'de. Hiçbir yer açık değil. Her yer kapalı. Orada işte sordum ona buna sordum yani böyle sütlaççı o dedi sütlaççı saat 6:30'da açılır sabah. Otel var mı? Yok otel yok. Nerede kalacağım? Şey, jandarma karakolunun kapısında işte nöbetçiye sordum. O da içeri girdi. Komutandan söyledi. Komutan dedi ki kardeş dedi eğer dedi horlamıyorsan dedi gel dedi bizim dedi koğuşta yat dedi. Yok dedim horlamam dedim. İşte gittik orada yattım sabaha kadar. Orada yattım. Ondan sonra ertesi günü Hamsiköy. Gittik işte sütlacı yedik ama yani hiçbir şey değil benim için. Normal oradan Trabzon'a indim. Trabzon'da böyle işte dedim şurada bir çay içeyim. Bir kahve vardı. Kahvenin kapısında masa vardı. Masaya makinemi koydum. Yanına çantamı koydum. Ben de çay içiyorum. Bir adam geldi böyle tipik ama Karadenizli böyle böyle çengel burunlu böyle kafasında böyle sarık gibi bir şapka var. Geldi böyle masaya abandı. Bir makineye bakıyor, bir bana bakıyor. Dedi ben dedi biliyorum sen niye geldin buraya falan. Niye dedim amca? Dedi Cumhurbaşkanı'nın köyüne geldim. Lan Cumhurbaşkanı kim? O zaman şey Cevdet Sunay. Dedim nasıl anladın dedim. Dedi ben anlarım dedi. Geldim dedim. Adam dedim şeyini kaybettim dedim. Kağıdı kaybettim dedim. Köyün adını filan bilmiyorum dedim. Adam köyün adını söyledi. Kalktım. Dedim nasıl gidiyor? Dedi ben dedi gönderirim seni yeğenim dedi. O sen dedi bir çay daha iç dedi benden dedi. Ben de şimdi gelirim falan. Adam biraz sonra geldi. Dedi ki hadi yeğenim kalk dedi bir kamyona dedi tuğla yükleniyor. Seni göndereyim dedi. Çaykara'ya gittik. İşte Çaykara şey böyle çok güzel bir yer böyle ama o zaman böyle yol mol falan yoktu şey kamyon derenin içinden gidiyor yer yer falan. Ondan sonra oradan gittik orada oturdum. Orada da şey dediler ki burada işte adamlarla konuşuyorum. İşte ne var ne kimdir nedir falan burada. Dedi ki buranın dedi bir adeti var dedi. Bu bizim dedi köyün dedi bir destancı başısı var dedi. O dedi destancı başı dedi destan yazar dedi. Mesela dedi işte Ahmet'in kızına dedi destan yazar dedi. Ahmet'in kızı da dedi yine ona destancıya der ki dedi Hüseyin'in oğluna işte şu bir mektup yaz filan. O da ona yazar dedi. Öyle evlenirler burada dedi. Ben onunla da şey yaparken jandarma komutanına geçiyordu. Dedi ki ya dedi yarın dedi şey gelecek dedi gelecekmiş dedi. Siz kalacak mısınız? Kalmak ister misiniz dedi. Cumhurbaşkanı. Dedim kalayım dedim. Kaldım. Yine bir gece daha kaldım şeyde. Sabahçı kahvesinde. Ondan sonra oradan işte ertesi sabah geldi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. Dedi ki sen Cumhurbaşkanım işte köye de gidecek misiniz falan. Yok dedi ben dedi işim var gücüm var dedi köye meye gidemem dedi falan. Orada nasıl olduysa böyle tek kişilik çarşafın üstüne ayakkabı boyasıyla şey süngerle şey yazmışlardı.
Anan seni evde pekliği yazmışlar böyle. Arabanın önünde geldiler. Ben de öyle fotoğraf çektim. Daha ondan sonra işte Kayseri'ye gittim, şuraya gittim, buraya gittim. Yani 6,5 ay sonra İstanbul'a döndüm ben. Peki şey merak ediyorum. Papa II. Jean-Paul'ü fotoğraflamıştınız. Ondan bahseder misiniz? Sanırım İtalya'dan ödül de kazanmışsınız. Evet, şöyle oldu. Ben işte çocukluk yıllarımda, işte o zaman Harbiye'de oturuyorduk. Sokakta oynuyorduk. Bir adam geldi, dedi ki evinizin adreslerini dedi bana bildirin. Ben de korktum yani. O zaman Pangaltı Lisesi'nde okuyorum. Çok disiplinli bir okuldu. Eyvah dedim yani, yolda, sokakta bağırıyoruz, çağırıyoruz. Yani okuldan geldiler falan. Ben kaçtım. Bir arkadaşım benim evimin adresini de vermiş. Baktım o adam öğrenden sonra geldi. Geldi işte kapıyı çaldı, ben önce korktum. Ondan sonra annem kapıya çıktı, konuşmaya başladı. Ben yavaş yavaş yaklaşıyorum. Baktım annem Fransızca konuşuyor. Ya Allah Allah, lan bu okuldan değil derken böyle yaklaştım. Baktım çok şey bir adam. Neyse uzatmıyorum, şey Maroviç'miş. Sen tanıdın mı Maroviç'i? Monsenyör vardı şeyde, Saint-Esprit'de. Bu adam beni şey yaptı işte, bizi topladı, sokaktan aldı. Her cumartesi günleri, işte öğlenden sonra pazar günleri kilisenin salonunda toplanırdık. Yani adamlar bizi sokağa bırakmazlardı işte, şey olmayalım falan diye. Böyle böyle bir şey, ahbaplık kurdum. Ondan sonra işte gazetecilik yapmaya başlayınca da Milliyet'e yeni geçmiştim. Bir gün yolda karşılaştık. Ah dedi, işte ne güzel iş yapıyorsun filan falan. Dedi ki böyle böyle Papa gelecek dedi. Papa geldiğinde dedi İstanbul'da dedi bir Polonyalı ailenin çocuğunu vaftiz edecek dedi kilisede. Aa dedim, o zaman şöyle dedim, geleyim ben de geleyim dedim. İyi dedi, ben dedi sana söylerim dedi. Saat dedi işte filan günü 7'de dedi, sabah ayininden sonra dedi vaftiz yapacak falan. Ben de şimdi ne yapayım ne yapayım. Reha Erus vardı Milliyet'te. Reha iyi İtalyanca biliyordu. Dedim ya Reha Bey dedim, böyle böyle sen dedim geç sporcusun ama dedim. Papa gelecek dedim. Ben fotoğraf çekeceğim yani, sen de röportajını yazarsın dedim. Yani gelebilir misin? Gelirim dedi. Biz gittik sabah işte 7:15 demişlerdi. Gittik. Aa, bir baktık ki herkes ayinden çıkmış. Yani vaftiz de yapılmış. Erken olmuş. Kahvaltıya gidiyorlar. Ben çok kötü oldum orada. Üzüldünüz. Üzüldüm. Şey dedi ki, bu arada merdivenlerden yukarı çıkıyorduk. O bir baktım Papa bir odadan çıktı, öbür odaya gidiyor. Reha'ya dedim ki fırla dedim, git dedim. Papa oradan geçiyor. O da şimdi heyecanlandı. Ne sorayım dedi. Ne sorayım? Git dedim, sor dedim. Yani sporcu nasıl olmalı filan. Bu da gitti. Ben de makine elimde böyle merdivenin üstünde bekliyorum. Gitti, bu bir şeyler konuştu filan. Papa birdenbire böyle yaptı. Yaptı. Bastım ben. Dedim ya dedim, Reha dedim, adama ne dedin de kızı dedim sana dedim, kardını aldı filan. Yok dedi yani, sordum dedi hani sporcu nasıl olmalı, o da demiş ki zinde olması lazım filan. Ben o fotoğrafla ödül aldım. Ödül aldım. Peki bir de Bolu Hendek'teki kazayı anlatabilir misiniz? Mesela işte ilk başladığımda sanırım bir asit kamyonu devrilmiş. Evet, asit kamyonu. İnsanlar ölmüş. Otobüste çarpışmış gece. İnsanlar yanmaya başlamışlar filan. İşte demişler ki orada su var, suya atlayalım filan. Halbuki su değil, o asitmiş. Asitin içine atlamışlar. Hepsi erimişti. Ben de oraya gittiğimde böyle sabah erken işte gitmiştim işe.
Genel müdür dedi ki, Ahmet Bey, Garbisim dedi, güzel bir iş var dedi, bak dedi, seni göndereceğim dedi ama dedi, sakın dedi yüzümü kara çıkarmayasın. Dedim, yok nedir falan. Dedi aşağıda araba, o zaman böyle 66'da falan böyle arabayla işe gitmek falan. Çok öyle bir şey lüks, yoktu. Lüks bir şey. O zaman işte Hürriyet'in kaplumbağa arabaları vardı, telsizli falan. Biz bindik o doğru şey yokuştan aşağıya. O zaman gazeteciler sıraya mıraya girmiyorlardı. Kafadan giriyorlardı. Özgürlük olmadığı için. O zaman böyle kafadan içeri giriyorlardı. Biz gittik işte oradan eski Ankara asfaltından Bolu Hendek'e geldik. Baktık yol kapanmış yine. İşte ondan bundan işte olayı öğrendiniz. Yok olayı öğrendik değil. Yani olay yerine geldik arabayla. İşte şeyleri harç taşıdıkları bir böyle şey var. İnşaatçıların o zaman böyle bir tahtadan bir şey. O cesetleri böyle kürekle koyuyorlar. Bazısı böyle aşağıya doğru süzülüyor. Asitten dolayı erimiş. Asitten dolayı erimiş. Ondan sonra ben orada işte yakın yani o zaman makineleri Rolleiflex böyle tek objektifli makine. Teleobjektif yok, bir şey yok. Ondan sonra ben işte yakına giremiyorum. Onların böyle uyduruk kaydırık maskeleri vardı. Bende o da yoktu. Ben de çıkardım gömleğimi. Atletimi böyle yastık gibi yaptım. Gömleği de üstüne bağladım. Yazdı. Gittim işte 8 kare fotoğraf çektim. Yani 7-8 kare fotoğraf çektim. Çünkü eğer çok çekersem bile o yıllarda çok fotoğraf çekemiyorduk. Çok fotoğraf çekersen film vermezlerdi bir daha. Git kardeşim şu işi öğren de ondan sonra benden film iste derlerdi. Film vermezlerdi. Onun için az fotoğraf çekiyorduk. Geldim ben, işte döndük, kaç saat sürdüyse, filmleri vereceğim. Dedim ki, Muammer abi dedim, şey dedim, şu makineyi dedim, açıp da içinde film tam bitmedi, kesebilir misiniz dedim. Çünkü bir filmle iki ya da üç iş bitiriyorduk. Hani 12 karelik filmle, ondan sonra. İçeri girdi, çıktı. Koçum dedi, bu açılmıyor dedi. Dedim, o zaman ben makine çok yeniydi. Dedim, abi buradan dedim, bunu böyle şey yapıp, ulan dedi, sana dedi, bir çarparım dedi. Sen daha dedi, dün başladın dedi, bugün dedi, bana iş mi öğretiyorsun falan. Ondan sonra makineyi kırarak açtık. Kapağını kırarak açtık. Ben başladım ağlamaya. Çünkü evdekilerin onayı yoktu yani. Gazetecilik yapmak için ben kendim şey yaptım, bu işi yapacağım falan diye. Ondan sonra ağlıyorum devamlı. Bu arada işte gömleğimin bir yeri deliniyor. Pantolonu böyle yapıyorum, pantolonum yırtılıyor falan asit şeyin buharından. Bir Necdet abi diye bir abimiz vardı. O geldi dedi ki, Garbis dedi, git dedi şu elini yüzünü yıka dedi. Ahmet Bey dedi, seni istiyor dedi, odasına git dedi. Gittim yanına. Dedi, niye alıyorsun dedim. Makinem gitti dedim, saatim de gitti dedi. Önemli değil dedi. Ya nasıl önemli değil, ben şimdi önemli değil falan diyorum. Ben biraz durdum falan, aferin dedi, bak dedi, ne güzel fotoğraflar falan dedi, gösterdi fotoğrafları. Derken, bak dedi, şey yapma dedi, güzel fotoğraflar falan dedi. Tamam dedi, git dedi, otur dedi falan. Bir yarım saat sonra bir daha çağırdı beni. Gittim, dedi ki, Garbisim gel otur dedi, yanıma otur dedi. O zaman böyle şey, masa çekmeceleri yüksekti, yani derin çekmeceleri. Açtı, içinden böyle bir kutu çıkardı, koydu. Şöyle dar bir uzun kutu koydu, yanına bir de zarf koydu. Dedi böyle, bunlar senin dedi. Ben tabii şimdi hediye gelmiş, açtık baktık ne var içinde. Bir baktım, benim makinenin bir üst modelini sıfır almışlar. Size hediye etmişler. Hediye. Öbür kutuda bir tane saat var, altın.
İşte arkasında da şey yazıyor, işte başarılarının devamını bekliyorum. İşte zarfın içinde de 500 lira para. Dedim, iyi falan. Ondan sonra ben gittim kendime yeni bir makine aldım falan. Böylelikle başladık işe. Peki biraz ödüllerinizden bahsedebilir miyiz? Mesela buradaki kül tablosunu Şimdi falan şey, anlatabilir misiniz şu kısaca? tabii. Bu Emniyet Müdürlüğü'nde falaka fotoğrafıyla aldığım ödüldür. Bu. Şu kral tallalım. Evet. Bu yine şeyin falaka fotoğrafını çekmemden şey Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün özel ödülü. Bu şey Erol Simavi, pardon özür dilerim, Sedat Simavi şey, yani bu gazeteciliğin şeyidir şu ödül, Oscar'ı diyeyim. Bunu da İran, o zaman İran Dışişleri Bakanı, sonra idam edildi adam. Oh, Onun hadi. hediyesidir. Genelde hikayenize baktığımızda hani baştan bir tutkunuz var, yeteneğiniz var, şansınız yaver gitmiş. Ama en çok sizi diğerlerinden ayıran, yani fotoğraf çekeceğiniz zaman tehlikeli bir durum olsa bile zekice kullandığınız yöntemler olmuş. Mesela Mecbur. kibrit kutusu gibi. Eğer en başa dönecek olsaydınız yine aynı kariyeri tercih eder miydiniz? Aynı yoldan gider miydiniz? Vallahi gitmek isterdim de bugün yapaması böyle bir şey. Böyle şartlar el vermez diyorsunuz. Şu anda kitap yazıyor musunuz? Ondan biraz Evet, bahsedebilir miyiz kısaca? Çektiklerim diye kitabın adı o. Çektiklerim, yani çektiğim fotoğraflar, çektiğim eziyetler. Bunlar var. Peki başta pilot olma hayalinizin olduğunu söylediniz. Ama sen Ermenisini yapamazsın gibi bir şeyle karşılaştınız. Gazetecilik hayatınızda da Hristiyan olmak sizin için bir engel oldu mu? Yok, olmadı. Ha, o yıllarda olmadı. Peki şu an? Şöyle ki mesela bir tarihte işte ben Güneydoğu'yu falan çok dolaşıyordum. İşte Hasankeyf'te bir mezaya Özal şey vermiş. Orada o mezada şeyler vardı. 65 tane mağara. Mağaralarda oturuyorlar insanlar. Özal bu şeye mağaralara elektrik, su, telefon vermiş. Dedik bir gidelim bakalım şu mağaralara. Gittik işte. Bir arkadaşımla beraber gittik. Ondan sonra arkadaşım dedi ki, ya dedi, o arkadaşım da Nazım Altman. Dedi ya galiba dedi bir çay içelim bir yerde. Dedim bak biraz sabret dedim. Seni dedim bir yere götüreceğim. Orada dedim hayatında dedim bugüne kadar içmediğin çayı içireceğim falan. Şimdi Nazım'a söylesem desem ki hani ülke ocaklarına gideceğiz. Hayatta gelmez. Ondan sonra gittik işte aşağıda nöbetçi duruyordu. Dedim başkan yukarıda mı? He dedi yukarıda. Dedim al şu kartı dedim. Dersin ki dedim bu abi gelmiş sana merhaba diyecek. Bu yukarı çıktı. Biraz sonra ikisi birden koşarak iniyorlar aşağı. Ondan sonra geldi. Başkan dediğim adam böyle ülke ocakları başkanı böyle benden uzun boylu böyle kafası avucumun içi gibi pırıl pırıl parlıyor şey bıyıkla böyle çenesinin ucuna kadar gelmiş öyle bir adam yani sarıldı öpüştük falan ondan sonra dedi ki ille gel dedi yemek yiyelim dedim yok yemek değil çayını içip gideceğiz dedim ondan sonra oturduk işte yukarıda şimdi bu verdiğim kartı bir elinde tutmuş. Öbür eliyle çekmeceyi açıyor yavaş yavaş. Oradan böyle iki kartı yan yana koydu. Bakıyor öyle. Dedi ki ya dedi bu kart dedi elime geçti dedi. Geçen gün. Senin adın bir garip dedi. Dedim ki ya garip değil dedim. Garbis yazıyor orada. Ben dedim Ermeniyim. Ne demek dedi ya Ermeniyim. Estağfurullah abi dedi. Ermeniyim olur mu? Dedim, Allah belanı versin Ermeniyim dedim. Bak dedim basın kartımı gösterdim. Annemin adı Takuyi dedim. Babamın adı da Bahram dedim. Yani bu Ermeni isimleridir falan. Abi dedi, durdu. Ya dedi herkes dedi senin gibi Ermeni olsun dedi. Böyle bir olay yaşadım. Bize evinizi açtınız. Bütün anılarınızı bizimle paylaştınız. Gerçekten çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İnşallah bundan sonra öbür kitabımı da yazdığımda yine haberdar oluruz. Ve o kitap üzerine de konuşuruz. Evet, inşallah. Bir sonraki Bizden Birinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.